Senin evinin 7. haftasının 4. gününden merhaba diyoruz. Finale bir gün kala heyecan giderek artıyor değerli seyirciler. En iyisi koltuklarınıza yaslanın ve gelin evinin keyfini çıkarın. Haftanın 4. gününde İstanbul Ümraniye'de oturan Yeşim Hanım'la yarışıyoruz. Ben Yeşim Yıldırım, 28 yaşındayım. Aslen Orduluyum, işletme sahibiyim. İşte karşınızda bugünkü gelinimiz, ev sahibimiz Yeşim Hanım'ın hikayesi. Gelin evi arabamız gelinlerimizi Yeşim Hanım'ın evine getiriyor. Yeşim Hanım, ev sahibi olarak heyecanlı mısınız acaba? Evet, çok heyecanlıyım. Peki, iyi bir şekilde hazırlanabildiniz mi? Tabii ki hazırlandım, misafirlerim geliyor. İddialı mısınız peki Yeşim Hanım? Yani. Yani mi? Yoksa geçen 3 gün boyunca rakipleriniz gözünüzü mü korkuttu? Olabilir. Peki sizden isim istesek Yeşim Hanım, hangi gelin ya da gelinlerimiz gözünüzü korkuttu böyle? Kimden? Dünkü yarışan arkadaşımızdan, Mihriban Hanım'dan. Mihriban Hanım'ın hangi yönü sizi korkuttu acaba? Bilmem, çok el emeği vardı çeyizde, benim o kadar yok mesela. Peki bugün en sert eleştirileri kim yapar dersiniz? Pınar Hanım olabilir. Diğer gelinlerimizden nasıl eleştiriler gelir peki? İyi de kötü de her ikisi de benim için olabilir. Yeşim Hanım, siz böyle söylüyorsunuz ama gelinlerimiz sizi iddiasız zannedecekler. O zaman onlara iddialı olduğumu gösteririm ben de. Bütün hazırlıklar tamam demiştiniz değil mi? Tamamım. O zaman buyurun kapıyı açın Yeşim Hanım. Tamam, ben hemen açayım. Merhaba. Çok şık görünüyorsunuz. Morlar yakışmış size. Çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Yeşim Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salon? Hemen burada. Tamam. Aa, burada şık bir dolabınız var. Bayağı kullanışlı görünüyor. Evet. Aynı şekilde benim evimde de var. Tam bir kurtarıcı değil mi? Evet, kesinlikle. Teşekkür ediyorum bu arada. Full ayna. Herhalde buradan çıkarken de son güzelliğinize bakıyorsunuz. Evet evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Şurada raflar var. Bunlar bayağı dekoratif kullanılmış. Herhalde alandan mı kazanmaya çalıştınız? Bunu eşim yaptırmış. Tamamen onun fikriymiş. Evet, iyi olmuş. Çünkü buraya kadar gelseydi rahatsızlık verebilirdi. Evet, aynen. Güzel duruyor. Teşekkür ederim. Yeşim Hanım, Pınar Hanım girer girmez yorumlara başladı. Evet, söylemiştim, Pınar Hanım eleştirir beni demiştim. En iyisi konuklarınızı bekletmeden yanlarına gidin Yeşim Hanım. Yeşim Hanım'ın evinde neler yaşanıyor? Kolyelere biliyorsunuz ki çok dikkat ediyoruz. Evet. Buna da bayıldım. Gelinlerimiz ve Mihriban Hanım arasında kıyafet polemiği. Bugün nasıl giyinmek istersen öyle giyindim yani aslında. Yani gene de bizi umursamadınız. Gelinlerimiz salon dekorasyonunu nasıl buluyor? Kalabalık görüyorum ben orayı. Kalabalık mı? Duvarınız. 1, 2, 3, 4 tane bir şey var ya. Yeşim Hanım mutfak eleştirilerine nasıl tepki veriyor? Mutfak saati gibi gelmedi bana. Aa, saçmalıyorsun. Yeşim Hanım konuklarından neden özür diliyor? Nuray arkadaşımdan özür diliyorum. Gelinlerimiz masa düzenini nasıl buluyor? Birazcık daha kalın olsa daha hoş görünürmüş. Bu arada halınız da hiç uymamış bu odaya bence. Yatak odasına hangi yorumlar geliyor? Ben bu yatak başlığını hiç sevmiyorum. Her evde olan şeyi yaptırma taraftar değilim, benim fikrim. Yeşim Hanım ve eşinin tanışma hikayesi. Ben bir düğünde gördüm onu. O da beni gördü. Yeşim Hanım'a düğün neden yapılmamış? Evlilik teklifi almadım. Merak ettiğiniz her şey az sonra gelin evinde.
Tekrardan hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz siz? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Yorgun musunuz peki, hazırlıklar nasıl gitti? Yorgunum. Gerçekten hiç uyumadım diyebilirim. Öyle mi? Sizin için uykumdan fedayım. Bizim diye. İçin özenmişsiniz o zaman. Evet kesinlikle. Ne dersiniz hanımlar? Ev sahibimizde heyecan var mı acaba? Heyecan var. Var olmaz mı? Ama ilerleyen saatlerde herhalde bu heyecan geçer diye düşünüyorum. İnşallah. Yeşim Hanım'ın kolyesini nasıl buldunuz hanımlar? Kolyelere biliyorsunuz ki çok dikkat ediyoruz. Evet. Buna da bayıldım. Teşekkür ederim. Sadece kolyeler çok güzel duruyor. Kılık kıyafeti de bayağı dikkat ettik bu hafta. Teşekkür ederim. Elbisenizi beğendik. Kıyafetinize de çok yakışmış kolyeniz. Ayrıca koltuklarınızla da uyumlu olmuşsunuz. Evet, galiba. Onu tesadüf oldu. Hiç uydurmaya çalışmadım ama güzel bir kombin olmuş. Evet. Evimle bir bütün oldum. Moru seviyorsunuz. Evet, seviyorum galiba. Bayağı morum oldu. Ben de mor güzel. Pınar Hanım, Mihriban Hanım bugün istediğiniz gibi giyinmiş mi peki? Kıyafetlerden gelmişken Mihriban Hanım'a da bir teşekkür edelim. Çok şık görünüyor bugün. Evet, çok şık. Yani en azından söylediğimiz minicik bir detayı değerlendirmiş, bize de saygı gösterdiğini öğrenmiş olduk burada. Evet kızlar, ben günlük psikolojime göre giyinirim. Bir gün spor olmak istiyorsam spor giyinirim. Yani dışarıdan insanların yorumları beni ilgilendirmez. Zaten aile içinde de bana rahat dünya derler. Hiçbir şeyi takmam. Kendi kafama göre güzel. Yaşarım her şeyi. Gerçekten öyle. O zaman siz çok yaşarsınız. Bilmiyorum artık. Öyle derler. Kuzenleri falan da öyle der. Sen çok rahatsın falan. Günlük psikolojime göre giyinirim. Ama siz galiba her gün aynı psikolojidesiniz. Çünkü hep aynı standart giyiniyorsunuz. Çünkü biz hep çıkıyoruz. Biz değil hepiniz. Evet, psikolojisine göre giyindiğini söyledi. Tabii ki birçok insan ona göre giyiniyordur herhalde ama burası psikolojiye göre giyinilecek bir yer değil. Birazcık da ortamına göre hareket etmek lazım. Herhalde bir şey bulamadılar. Benim üzerimden prim yapmaya çalışıyorlar. Sürekli kıyafetimi eleştiriyorlar. Valla ben hep şıkım. Hep ben böyleyim. Hep tabii ki de günlük hayatımda, evimde ben de sporda giyinebiliyorum. Terlik de giyiyorum. Dışarı çıkarken o şekilde giyiniyorum. Evet. Ben gezmeye gidiyorsam gittiğim ev sahibine saygımdan ötürü her zaman şık olmayı tercih ederim. Biz psikolojimize değil de daha çok gittiğimiz ortamlara göre davranmayı seçiyoruz. İşte hele de bu bir programsa bence sizin baştan beri dikkat etmeniz gerekirdi. Yani ben baştan beri dikkat ediyorum. Spor giymek de bir şıklıktır bence. Yani giydiğiniz hiçbir spor kesinlikle şıklık değildi. Hatta bu arada Nuray Hanım da bugün kot etek giymiş. Onun için de söyleyeceksiniz. Peki. Nuray Hanım'la ilgili pek bir şey söylemeyeceğim. Kot etek ama altına kırmızı şık bir stiletto giymiş. Yani kotu bence topukluyla şıklığa döndürebilmiş şu an. Hanımlar, lafınızı balla kesiyorum ve Yeşim Hanım'a vermeyi unuttuğunuz hediyesini hatırlatıyorum. Evet, kıyafet konusuna daldık. Hediyeyi de unuttuk Yeşim Hanım. Umarım beğenirsiniz. Biz çok beğenerek aldık gerçekten. İnşallah. Şöyle vereyim. Çok teşekkür ederim. Tahmininiz de vardır inşallah. Yani mutfak eşyası mı? Yani açın görelim. Ay beğenmediniz galiba mutfak eşyası mı derken. Ne bekliyordunuz? Hayır. Sadece düşündüğüm için öyle cevap verdim Pınar'cığım. Şaka yapıyorum şaka. İstediğin gibi davran. Bakalım gelinlerimiz Yeşim Hanım'a ne almışlar? Wow. Gerçekten arkadaşlar böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Nasıl bildiniz buna ihtiyacım olduğunu ya? Gerçekten ihtiyacınızsa çok sevindik yani. Gerçekten. Biz çok beğendiğimiz evet. için aldık. Çok, çok şık teşekkür gördük. Ederim. Güle güle ben kullanın. Ben de kapaktan belli oluyor. Güzel. Nedir o Yeşim Hanım? Biz göremedik ki. Su takımı harika. Çok güle güle kullanın. Güle güle kullanın. Kızlar hediyemi de açtığıma göre. Kahve siparişlerinizi alayım isterseniz ya da ne içersiniz? Siz de Mihriban Hanım gibi sipariş dedin. Aynen. Ama ben sipariş demedim, kahve siparişi dedim. Anlamıyorum bu insanlar niye böyle söylüyor, çok enteresan. Garson gibi yine aynı yorum yapacağım ama saçma geldi bana. Gelin evini kapatalım biz bence. Bir kafe açalım, çok güzel sipariş alıyorlar. Bu gayet normal bir soru. Şu kahve siparişlerinizi alayım nasıl içersiniz dedim. Onlar da gereksiz yorum yaptılar bence orada. Siz çıkarken adresini gene yazarsınız bize olur mu? Tamam ne diyeyim mesela? Kahvelerinizi nasıl kahvelerinizi içersiniz? Nasıl içersiniz bayanlar? Ama belki başka bir şey içeceksiniz. Tamam o zaman kahve içmek istemeyen der ki ben kahve içmeyeceğim. Kahvelerinizi nasıl içerdiniz bayanlar? Bayanlar. Ya da kızlar ne içersiniz? Kızlar ne içersiniz gerçekten? Sade. Orta içeyim orta bugün. Ağzımın tadı yok birazcık. Belki tatlanırım. Tamam. ben meyve suyu alayım.
Tamam. Ben de meyve suyu alabilirim. Ben de meyve suyu alayım. Neyse kızlar, ben kahveleri getireyim. Evet, geç kalırsa ağzımı tadık açabilir. Pınar Hanım. Kahveler istediğiniz gibi gelecek mi acaba hanımlar? Dün kahve biraz suluydu. Muhtemelen arkadaşım bunu kulak ardı etmemiştir diye düşünüyorum. İyi bir kahve yapacağına eminim. İnşallah yüzümü kara çıkarmaz. Bence de yapabilir ya. Gelinlerimizi salonda bırakıp mutfağa Yeşim Hanım'ın yanına geçelim. Yeşim Hanım, galiba bize söylemek istediğiniz şeyler var. Evet, var. Buyurun anlatın Yeşim Hanım. Arkadaşlarım bugün bayağı eğlenceliler, bana öyle geldi. Bunun adına sevindim, benim evimde daha neşeli gördüm onları. Acaba benden mi kaynaklanıyor? Konuklarınızın bu kadar neşeli olmalarında sizin de etkiniz var mı dersiniz? Ben de pozitif davranıyorum onlara karşı. Herhalde benden dolayı diye düşünüyorum. Peki gelinlerimizin bu neşeli hali gün boyu devam eder mi Yeşim Hanım? Bilmiyorum. Artık onu ilerleyen zamanlar gösterecek. Bakalım. Kızlar, birbirinize girmeden ben geleyim. Ağzınızın tadı yerine gelsin. Şöyle uzatayım. Ama. Eyvah eyvah. Köpük köpük. Gözler mi? Şöyle afiyet olsun. Bakalım Yeşim Hanım'ın sunumu nasıl bulunacak? Ağzımız tadının yerine gelsin dedik ya. Kızlar, ben güzel bir sunum beklediğimi söylemiştim. Gerçekten de güzel geldi. Ben beğendim. Aa, öyle mi? Çok kadehlerini teşekkür ederim. Kadehlerini beğendim ben de. Çok teşekkür. Sadece kadehleri mi beğendiniz arkadaşlar? Yo, sunum da çok güzel. Hatta şu lokumlardan yemek istiyorum. Narlıdır muhtemelen. Evet. Antep fıstıklı. Narlı ve Antep fıstıklı. Çok güzel. Pınar'cığım, suyumu alabilir miyim? Orada kalmış. Pınar Hanım, kahveniz istediğiniz gibi köpüklü olmuş mu peki? Zaten göz göz olmuş üstü. Yani? Kahve gurmesi gibi bir şeysiniz siz ya. Her kahve. O ne demek peki? Bence hepinizin gözü bende. Öyle bir şey mi oluyormuş kahvenin üzerinde göz göz? İlk defa duyuyorum. Pınar Hanım biraz iddialı konuştu. Göreceğiz. Yarın gözler onda olacak mı? Ben kahveyi güzel yaparım. Göz göz bilemeyeceğim o kadarını ama Pınar arkadaşımız güzel bir arkadaşımız. Nazar değmiş olabilir. Yeşim Hanım salonunda beyaz renkli koltuk, beyaz mobilyalar tercih etmiş. Bu seçimini beyaz tül perde, açık mürdüm fon perde, mürdüm rengi ve çiçekli yastıklar ve beyaz çiçekli halıyla uyumlandırmış. Hani kızlar, eleştirecek bir sürü şey mi var evinde? Beni vallahi attılar ortaya, siz konuşun. Yeşim Hanım, artık evinizle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Perdeniz bu taraf fon perdeli, duvar boyu. Bu taraf neden yarım, fon perdesi yok? Çünkü şöyle, ben oraya da fon yaptırsam, burada da var, böyle perdeciye gelmiş gibi olacak. Ama asıl yüzden, duvarınız burası. Hayır, büyük camım orası olduğu için orayı kullandım. Ben hemen bir araya girebilir miyim? Bir şey arkadan ben girmek istiyorum. Hepimizin bir yorumu oldu perde. Evet, buyurun. Hemen şunu söyleyeceğim. Şimdi doğru söylüyorsunuz. İki fon yaptırsaydınız çok kalabalık olurdu. Mesela dikkat ettiniz mi? Benim evimde de aynı cam stili vardı bu tarafta. Ama ben tek fon kullanmıştım. Evet. Çünkü neden? Şu şekilde baktığınızda bütünlük sağlıyor o zaman. Evet. Hani şu tarafa tek bir fon kullansaydınız bence daha güzel olurdu. Bir de perde, hadi diyelim ki fon, yani öyle kabul edilebilir ama perdeniz yarım. Hani duvar boyu değil. Ben özellikle yaptırdım. Korneşiniz ha. Bakın duvar burada ayrılıyor zaten. Korneşiniz buraya kadar. İşte dedim ya, hani fon da yaptırırsam böyle boydan boya da perde tül yaptırırsam. Öyle. Gene tülcüye gitmiş gibi hissettim. O yüzden yarım yaptırdım. Tabii, bana bu duvarınız boş geldi. Mantıklı geldi. Yani boş mu? Ayna var orada. Hayır, yani ben orada tül beklerdim. Ama oraya kadar tül olmaz. Aynen, duvardan aynen. Duvara tül diye bir adet kalmadı yani tabii, artık. Tabii aynen. Yani yarım kesiliyor. Ben de katılıyorum. Fon eksik kalmış. O zaman kalmış burayı da duvardan duvara yapmasaymış. Ama bunun söylediğine. Şimdi görüntüsünü kapatmak zorunda. Ben de aynı şekilde söyleyeceğim şey. En azından birini buraya, birini buraya kullanmak. Yani ellerimizde hep sadece camda mı tül var? Camın olduğu duvarda hep tül değil mi? Ya belli bir kısmında kesiyor perdeciler. Rengi de zaten odanın genel
hatlarıyla uymuş, tonlama yapılmış gibime geliyor. Fiyatı nedir? Ben bütün perdelerimi 1300 almıştım. Süper. Almışsın. Evet, çok iyi. Herhalde çiçekli halıyı da... O tesadüfen oldu arkadaşlar. Halıcıya girdik. Baktım, ilk bunu gördüm. Dedim ki eşime, ben dedim onu istiyorum. Dedi ki mağaza sahibi de, dükkandaki en pahalı halıyı istedin dedi. Eşim de beni kırmadı, aldı sağ olsun. Ama ben bunu yakıştırdım. Ve ne kadar ücret? Çok uydu, 600 TL. Normal. Aslında halı. Normal bir fiyat yani bu tür halılara göre. Evet. Çünkü ben hep bu tarz fiyatlara almıştım. Mağaza sahibi bana öyle söyledi. Demek hoşuma gitti ama aldınız yani. Evet. Buraya yakışmış. Teşekkür ederim. Peki Yeşim Hanım'ın salonunda L şeklinde koltuk kullanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz hanımlar? Evet, bu şekilde koltuk, yani ikili koltuk değil de L şeklinde kullanmanız çok iyi olmuş çünkü odanız küçük. Hı hı. Bu şekilde kullanmanızı beğendim. Zaten başka koltuk olmazdı ki buraya. Teşekkür ederim. Evet. Hani ben de L oluşunu çok sevdim. Biz de düşünerek aldık zaten. Ya alan kalmazdı zaten, evet, geçmeniz için. Bunların berjerleri var mı? Hayır, yok. Olsa da zaten buraya sığdıramam, odam, evet, küçük dediğiniz gibi. Aynen öyle. Salondaki akvaryum Mihriban Hanım'ın dikkatini çekiyor. Bir de ben, akvaryumunuz dikkatimi çekti. Hı-hı. Yani ben de evime yaptırdım, daha henüz getirmedim. Ama çok güzel duruyor. Altındaki dolap da bana fikir oldu. Belki ben de böyle bir dolap yaptırabilirim. Ayrıca çok temiz gözüküyor akvaryumunuz. Yani bazı evlerde görüyorum üzerlerinde leke oluyor. Kötü bir görüntü. Ama sizinki çok temiz ve ferah. Yani güzel, şık duruyor orada. Teşekkür ederim. Eşiniz mi temizliyor? Eşim. Benden daha çok ilgileniyor demeyeyim, yalan olur. Ama bayağı bir zamanını harcıyor ona. Belli, evet. Hatta yarın değiştirecek onu. Sürekli değiştiriyor. Raflardan oluşan televizyon ünitesi ve fonda kullanılan duvar kağıdını beğendiniz mi peki hanımlar? Bir de TV üniteniz dikkatimi çekti. Siz de, hı-hı, yine tabii ki yeriniz kısıtlı olduğu için raf raf kullanmışsınız. Evet. Ama o altındaki, arkasındaki duvar kağıdını çok beğenemedim. Ben de beğenmedim. Aynen. Eşim, siz neden beğenmediniz? Ben de beğenmedim çünkü her yerde var. Evet. Eşim yapmış, ben de tamam dedim. Çünkü evde zaten bir akvaryumu var, bir de duvar kağıdı var istediği. Ben de tamam dedim, ne diyeyim. Anladım. Yani. Bu üniteyi ben çok beğenemedim. Biraz basit geldi açıkçası bana. Hmm. Ha, çok düz model ya da ben öyle sevdiğim için bilmiyorum. Bir de bu masanın şu şeyi dikkatimi çekti. Bu ne oluyor? Açılıyor mu? Yukarı doğru mu kalkıyor bu masa? Evet, göstereyim arkadaşlar. Böyle işte kumandaları koyuyoruz falan. Ha, çok amaçlı. Evet, masa harika. Evet. Şey, masa kullanışlı bir masaymış. Gibi. Evet, yer olarak güzel kullanmış. Fiyatları ne peki? Bunu 500 liraya aldık. Mobilyayı da sanırım eşim yaptırmış. O yüzden o da benim zevkim değil aslında. Gerçi bu 3 oldu değil mi? Benim istemediğim şeyler. Pınar Hanım, televizyon ünitesi seçimi için siz ne söyleyeceksiniz acaba? Ya şöyle söyleyeceğim, yani hani yer kısıtlı istiyor olduğu için alabileceğin TV ünitesi belliydi. Evet. Odanın da düzeni belli. L koltuk almışsın. L koltuk alıp da çok büyük bir, yani Özge'nin evindekinin laf söyleyerekten söylemiyorum. Aynalı bir şey sen zaten buraya alamazdın. Normal, yani rafı olmadığı için iki tane raf koymuşsun. Evet, göze çok böyle o dedirtmiyor ama kullanış açısından değerlendirmişsin. Evin küçük olduğu için. Fiyat olarak eşim, evet, demiştin. Marangoza yaptırmış. Sanırım söylemedin. 1 liraya yaptırmış sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. 1 liraya. 1000 liraya. 1 lira işte. 1 lira. Ne kaçtı orada? 1 lira gibi oldu. Evet. Pardon, 1000 liraya arkadaşlar. Yeşim Hanım, gelinlerimizin başka yorumu yoksa ev gezmesine gidelim mi? Kızlar, yorumlarınız bittiyse salonla alakalı mutfağımıza geçelim isterseniz. Evet, benim geçelim. Merak ediyoruz. Gidelim. Gezelim. Tamam. Evet. Buyurun. Gelinlerimiz mutfağa gitmek üzere salondan ayrılıyorlar.
Yeşim Hanım kahverengi ve beyaz mutfak dolaplarını pastel renklerin hakim olduğu halı, puantiyeli stor perde ile kombinasyon yapmış. Yeşim Hanım'ın bu seçimlerini gelinlerimiz bakalım nasıl değerlendirecek? Oo Yeşim Hanım, bize jest yapmışsınız. Hoş geldiniz gelin evinin kızları. Evet. Güzel bir şey olmuş, beğendim. Beğenmenize sevindim. Siz kızlar? Ben de beğendim. Benim hemen şunlar dikkatimi çekti. Çok tatlıymış bunlar. Bayağı beğendim. Baharatlık olarak kullanıyorsunuz. Evet. Gayet güzel olmuş. Bu... Ekmekliğinizle de uyumlu. Teşekkür ederim. Bu rafı dolaplarınız yani az diye mi yaptırdınız? Evet. Yoksa siz mi yaptırdınız, kendisi mi vardı? Biz yaptırdık eşimle. Birlikte yaptık hatta diyebilirim. Yetersiz geldiği için böyle bir fikir eşimden çıktı. Bir bakalım, ben de çok beğendim. İçine? Tabii ki. Özge Hanım dolabın içini nasıl bulacak acaba? Kirada mıydınız Yeşim Hanım? Hayır. Gayet güzel. Bardaklarınız renkli renkli, sunumlarınız gibi. Teşekkür ederim. Benim de masanız dikkatimi çekti. Küçük mutfak için ideal bir çözüm bulmuşsunuz. Herhalde katlanır açılır bir masaya benziyor bu. İki kişilik bir aile olduğunuz şu an göz önünde bulunursa yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Pınar Hanım. Yeşim Hanım, ocağınız ankastre mi? Hayır değil, gördüğün gibi. Gömme değil de tezgahın üzerinde bana çok böyle ortada kalmış gibi geldi. Evet, ankastre değil. Çok isterdim ama değil. Ne kadar aldınız? Onu tek olarak bilmiyorum. İçinde bütün beyaz eşyalarım, çamaşır makinem de dahil, mini fırınım var ve iki tane de elektrik süpürgesi var. Bunların hepsi falan. Komple, evet. Bütün beyaz eşyalarım 9.000. Halı sizin zevkiniz olmuş. Evet, pembeli evet. Ama mutfağın zevkine olmamış gibi geldi bana. Ben de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Mutfağın kahverengiydi ya, ben de dedim ki cicili bicili olsun, birazcık renk katayım da kaybolsun o kahverengilikler diye böyle bir şey yaptım. Ben storylarınız hakkında konuşacağım. Tabii. Neden böyle şeyli desenli seçtiniz yani? Dedim ya, renk katmak istedim mutfağıma. Şirin bir görünüm vermek istedim. Puantiye detaylı değil de yine böyle yani renkli olup ama desenli olanlardan tercih etseydiniz keşke. Ben bunu beğendim, bunu aldım. Mutfağınıza renk katacak başka şeyler de var aslında. Halınız da renkli, baharatlıklarınız da renkli. Yani o fazla mı renkli oldu? Yani evet, daha düz bir şey olsaydı daha... Tek beyazı bile olsaydı bence daha iyi olurdu. Daha karışıktı yahu. Öyle tamam mi? Öyle diyorsunuz da hani benimki tam takımdı. Hı hı. Öyle hani zaten bu renkli, hani sen renk katmak istiyorum dedin ya, o sade olsaydı yani gayet renkli. Ben yani yeterince halı hareket katmış demek istiyoruz. Evet. Ha, o sade olsaydı diyorsunuz. Evet. Yeşim Hanım'ın mutfağı için seçtiği duvar saatini nasıl buldunuz peki hanımlar? Bir de ben saatinizi beğenmedim. Ben mutfakta beyaz istemedim. Renkli olsun istedim. Evet buyurun. Saatinizi beğenemedim. Yani kendi başına değişik ilginç bir saat ama mutfak saati gibi gelmedi bana. Ah saçmalıyorsun. Yeşim Hanım orada bir an kendisini kaptırdı. Ben çok tuhaf oldum onu söylediğinde. Saçmalıyorsun, yani benim orada istediğimi söyleme hakkım var. Ev sahibinin tavrını yani güzel buldum. Bir ara arkadaşımıza ters bir cümle söyledi ama bence onu kasıtlı olarak söylemedi, refleks olarak söyledi. Bence böyle tepkiler vermemelisiniz. Niye? Ben fikrimi belirtiyorum. Ama ben de fikrimi belirtiyorum. Tamam, fikrinizi söylüyorum. Saçmalamıyorum. Tamam, özür diliyorum o zaman. Neyse tam mutfağa göre benim görüşüm. Ben mesela saatten anlıyor musun? Yani ben anlayamadım saat hani kaç falan, anlayabiliyor musun? Bazen anlamıyorum açıkçası. Ama dekoratif amaçlı zaten o. Ya saat de bana fena gelmedi. Ya aslında ben mutfakta saatten pek hoşlanmıyorum. Sevmiyorum yani. Ya saat gerekli bence mutfakta. Bence ben de tabii canım oluyor. Yaparken falan bayağı iyi. Ama yani mutfak saatleri için olduğumuz için ürünlerimizde saat vardır diye düşünüyorum. Ne gibi? Tencere, fırında falan saatin. Ha tabii canım. Onlar yani hani onlar da var. Hani onun renklerinde maviler vardı, yeşil var, sarı var. Onu da sanki şuna uydurmuş da asmış gibi düşünmek istiyorum. Hı-hı. Ben daha böyle yani ikisi birbirine uyumlu. Bunlar birbirine uyumlu olmuş. Bu şekilde. İsterseniz yatak odama geçelim. Evet kızlar. Olur. Merak ediyoruz. Buyurun. Bakalım gelinlerimizin yatak odası yorumları neler olacak?
Yeşim Hanım yatak odasında beyaz mobilya takımını, mor kumaş kaplı taşlı yatak başlığı, uçuk pembe yatak örtüsü ve beyaz şagi halıyla uyumlandırmış. Yeşim Hanım'ın bu seçimini gelinlerimiz bakalım beğenecekler mi? Bana saçmalıyorsun. Bir anda refleksle çıktı. Bu yüzden özür dilerim kalbinize. Sizi affetmeyeceğim Yeşim Hanım. Siz bilirsiniz. Ben içimi rahatlatayım da özrümü dileyim. Kabul edip etmemeniz size kalmış. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Bir detay dikkatimi çekti. Şu kulplarınızdaki desen, yaldız. Bunlar hazır satılıyor zaten. Siz kendiniz alıp değiştirebiliyorsunuz. Evet. Bunların böyle güzel pembeli, cicili, bicili şey desenleri var. Evet, yatak odanıza uyardı bence. Bunlar benim çok dikkatimi çekti. Doğru bir yaklaşım. ben şuradaki biblolarla onu biraz uydurduğum için değiştirmedim. Pınar Hanım, bibloları görebilir miyiz acaba? Biblolar, bir fil var. Filleri kapıya doğru çevirmişsiniz sanırım. Evet, ev sahibi. İkinci bir ev sahibi olmak için. İnşallah. Öyle derlermiş. Evet, öyle diyorlar. Aynen öyle. Bunların bir anlamı var mı peki? Bilmiyorum ben de tam. Bana hediye geldi bunlar uzak doğudan ama nereden geldiğini bilmiyorum. Hiç sormadım. Değişik diye ben de yatak odama hem de onlara uysun diye buraya koydum. Bence de şık ama sanki buraya uymamış. Mihriban Hanım'ın yorumları neler olacak acaba? Dolabınız benim dolabımdaki gibi tül var. O detayı ben çok beğendim. Dolabınızı da beğendim. Fakat ben sürgülü dolapları yani daha kullanışlı olduğu için bir de görünüş bakımından ben onları daha çok seviyorum. Evet, ben de katılıyorum. Bu şekilde yani sürgülü olsaydı daha çok beğenirdim ama dolabınız da güzel. Peki yatak başlığını da beğendiniz mi Mihriban Hanım? Ben bu yatak başlığını hiç sevmiyorum. Evet yani o ben daha farklı aldım. Bir şey olsaydı beğenerek almışsınız. Ama daha farklı bir şey olsaydı daha güzel olabilirdi. Model işte hepsi aynı olduğu ya, için. Ya genelde böyle yapıyorlar. Evet, genelde ama modellerin hepsi aynı oluyor. Aynen. Doğru. Ben sizinkini beğenmedim diye siz de benimkini beğenmediniz. Siz beğenmediniz. Hatırlamıyorum beğenmediğinizi. Ben çok sade bulmuştum. Inanın. Tamam peki. Gerçekten hatırlamıyorum. Dolapların fiyatı ne kadar? Yani yatak, yani yatak odası dolapların evet. 6000 lira. Sıradan geldi bana. Neden? Çünkü herkes artık vintage modeli kullanıyor. Ben çok inanın görmekten çok sıkıldım. Pınar Hanım, yatak odasını genel olarak nasıl buldunuz acaba? Ben yatak odasını beğendim. Yani genel anlamda güzel duruyor. Başlıktaki taşları bir tek beğenemedim. Keşke onlar da kumaştan olup hiç buraya o taşı katılmasaydı benim tercihim. Peki yatak örtüsünü beğendiniz mi Pınar Hanım? Yatak örtüsü de tonlama olarak iyi gitmiş. Fiyatı ne kadar örtünüzün? 200 TL. 200. Bir de avizenin eskitmeleriyle dolabın içindeki eskitmeler gözümden hiç kaçmadı. İkisini gerçekten uyumlu buldum. Bir de onların takımı var herhalde şunlar. Evet. Ay bir... Daha doğrusu şöyle diyeyim. Biz ilk önce bu avizeyi almıştık. Eşim de başka bir avize vardı. Böyle daha spor vardı. Eşim de bana sürpriz yapmış. Onları almış. Birebir evet. Bulmuş. Evet, aynısını bulmuş. Zaten aldığımız yeri biliyordu bunu. Gitmiş gene aynısından almış, böyle almış. Evet. Sürpriz yapmış bana. Eskitmeler güzel duruyor. Fiyatlar ne kadar peki? Bu 150 liraydı. Aa, çok uygun. Onlar da sanırım ya 50 ya da 100 lira. Çok ben iyi ben bilmiyorum. Eşim aldığı için. Evet bu çok uygun gelmişti bana. Hemen aldım zaten. Hiçbir şeye bakmadım. Benim yatak odasındaki avizeye benziyor biraz. Evet biraz. Beğenerek zaten aldım. Yatak odamızda hemen benziyor aynı. Hayır benziyor. Aslında benzemiyor da. Evet onu başlık çok beyazdı. Başlık olarak da değil. Bir krem galiba. Evet. Çeyizlerinizi görelim mi artık? Tabii. Gidelim evet. O zaman kızlar. Tamam.
Evet kızlar, benim bölümüme geldik. Evet. Biliyorsunuz benim çok el emeğim vardı. Bakalım eşim hanımın da o kadar el emeği var mı? Öncelikle bu dikkatimi çekti. Bu nedir peki? Bu boğaça. Boğaçalamada kullandınız mı bunu? Hayır, yaparken kullanmadım. Bunu birisi mi yaptı, hazır mı aldınız? Bu hazır. Evet, benim de hemen şunlar dikkatimi çekti. Galiba bunlar yöresel bir şeyler. Evet, hatta şöyle bir anısı var. Bir şey anlamı nedir? Yani nereye takılıyor sizde, nasıl oluyor, onları merak ettim. Bu peştemal diyorlar. Bu benim babaannemin, ben bir yaşındayken vefat etmiş. Annemin çeyizindeydi. Bana verdi bir hatıra olsun diye. Çok değerli bir şey o zaman. Evet, kesinlikle. Aynen. Yöresellerden giderken. Bu da bende de vardı bundan. Evet. Evet, aynısı galiba. Yani çeyizine diyecek bir şey yok, yani güzel bir çeyizdi fakat kendi çeyizimle kıyaslarsam eğer tabii ki de bana göre çok da iyi bir çeyiz değildi, yeterli değildi. Ya çeyizini standart buldum ben, öyle çok aman aman beğenmedim. Yani kendi yaptığı şeyler de çok basit şeyler, boyama, hani ilkokulda yaptığımız şeyler bence. Mesela Mihriban Hanım çeyizini beğenmiştim ama burada beğenmedim. Peki bu nedir? O Kastamonu Cide'nin meşhur sarı yazması. Yani? Nerelerde kullanıyorsun? Boynuna mı, başına mı? Boynuna da bağlayabilirsin ama genelde başınıza bağlıyorsunuz. Size de çok yakıştı. Evet. Değişik oldu, evet. Yeşim Hanım, burada boyama işler görüyorum. Evet. Sizin boyamayı... kendinizin yaptığı bir şeyler var mıydı? Var. Benim bu sanırım ya ilkokuldu ya da ortaokuldu. Çok iyi hatırlamıyorum. İlkokuldayken herhalde bu kadar becerikli olamam. Ama birazcık pisletmişim. Titiz çalışmamışım. İlk deneyimimdi bu çünkü. Ortaokuldaydı herhalde ya. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Bunu da mı siz yaptınız peki? Hayır, onu ben yapmadım. Onu ablam bir kursa gidiyordu. Boyama kursuna. O yapmış. Ben de çok beğendim. Bana verdi çeyizime koymam için. Bu nedir? Bu şal. Namaz seccadesi gibi bir şey mi yoksa? İşte örtüsü. Örtüsü, evet, evet. Namaz örtüsü. Pardon, sonra Kur'an oluyor galiba. Benim en çok dikkatimi çeken bir de şunlar oldu. Evet, ben de. Benim de dikkatimi çekti. Çok tatlı. Çok giderken güzel. Alabilirim onları. Ben de çok beğendim onları. Evet, gerçekten çok güzel. Ben de çok beğendim. Yöresel bir patik mi Yeşim Hanım? Yani öyle bir yöreselliği yok. El örmesi mi yoksa? El örmesi tabii ki. El örgüsü, evet. Benim. Annem yaptırmış onları. Çok güzel. Şuralar sonradan galiba yapılıyor. O kadarını ben bilmiyorum da, evet, annem yaptı. Güzel. Annenize soralım da bunlardan birer tane biz de yaptıralım. Çok tamam, tatlı. Tamam, söylerim. Burada da yine bir dantel fiskos örtüsüne benzetti. Evet, evet, ben de dantelisi vardı bunun. Aynısı her mı? Ne kadar artık fiskoslar kullanılmasa da çeyizlerde dantel olarak var. Evet. Eskiden çok varmış. Evet. Biz artık bunlar acaba nasıl değerlendirilebilir? Bence bu çamaşır makinesinin üstüne koyulabilir yani. Benim ama ben dantelden çok hoşlanmıyorum. İşte benim gibisiniz siz de. Genelde kullanılmıyor zaten. Bir tane ağır bir parça olabilir. Yani böyle ben vitrin takımı falan sevmiyorum ama. Vitrin takımları da var bunun aynısının. Pardon, şunun aynısının. Yani bir tane böyle hani anı, güzel bir şey olabilir. Bir de şöyle güzel havlular var sanki burada Özge Hanım. Evet. Özge. Ben de şunu tutayım. Bunu beğendim ben de. Onu kayınvalidem boğaçama koymuştu. Güzel bir tasarım. Değişik bir şey. Bu da boncuk işi. Evet, ve kurdele. Bunu örüyor. Kursa giden biri mi yaptı yoksa? Bilmiyorum. Annem yaptırmış. Annen o kadar ayrıntısını bilmiyor. Bunu da örüyorlar galiba. Tek tek sonra şey yapıyorlar. Evet. Diyebiliyorum. Tığla mı örüyor? Tabii tabii. Tığ örgüsü onlar. Evet. Onlar da kapı üzerine atılan havlulardan galiba. Evet. Süslü. Evet. Kızlar, ben hiç şurada kapının üstünü örtmedim. Kaleviçeler var yine olmazsa olmazlardan. Bir tane şuraya bir şey geldi ama onun rengine dikkat ettim. Heh, evet, oydu. Onu kim yaptı? Bunlar benim annemin çeyizleri. Çarşaf takımı, pike takımı mı bu? Kılıfı var. Çarşaf takımı var mı bilmiyorum. Burada bu kaleviçeler kimden? Annenizin çeyizinden mi? Evet, annemin çeyizinden bu kaleviçe. Çünkü bende de o şekilde olduğu için. Evet, sizdekine çok benziyor. Sadece modeli evet, farklı. Evet, o da sarıydı sizde, değil mi? O da evet, sarıydı, sarı, evet. Sarı bir takımım vardı benim de. Sarı olarak aynı da model olarak farklı. Bir de ben en çok şunu göstereceğim size. Çok beğendim ben. Bu
El işi falan bu, mı birimi yaptı? Maraş usulü. Benim bir çok sevdiğim bir ablam var. Ablam gibi sevdiğim. Onun evinde görmüştüm. Hı hı. O da bana dedi ki sana söz yapacağım dedi. Evleneceğim dedi. Kullanıyor musunuz yaptı. Peki? Yok, kullanmıyorum. Aslında kullanabilirsiniz. Ama evinin tarzına uymuyor ya, o yüzden yapılmış. Aslında yani sizin koltuklarınız mor ya, belki ortaya evet, böyle ama tek bir şey spor olabilir. Ya. Spor olduğu için hani karışık olur diye kullanmadım. Ya, karışık olduğunu canım. Ama saklayacağım yani. Maraş usulü. Güzelmiş ama. Dikilmiş. Değişik bir şeymiş, evet. Bir de şuradan araya kaçmış bu. Bu seccade oluyor galiba. Evet, ya, çocuk seccadesi. Küçük. Evet, çok. Evet. Evet. Bunu da kayınvalidem koymuş bohçama. Çocuğunuz olunca kızsın diye herhalde. Şöyle gösterelim. Evet. İlk defa gördüm yalnız ben küçük seccade bu arada. Evet, ben de ilk defa gördüm. Ben daha önce görmüştüm aslında ama teyzinizde olması da güzel, ilginç bir şey. Evet, kayınvalidem sağ olsun koymuş anlamlı bohçama. Anlamlı bir mesaj. Evet. Evet, çocuğumuz olursa inşallah. İnşallah. Çok. Hanımlar, bu tarz seccadeler hem çocuklar için hem de oturarak namaz kılanlar için yapılıyor. Aa. Öyle miymiş? Aa, bence hiç düşünmüyorum. Aslında mantıklı bir şey. Yani evet. Eğilemedikleri için kafalarını koyuyorlar sadece. Evet. Evet. Onu da yeni öğrenmiş olduk. Peki hanımlar, Yeşim Hanım'ın çeyizini genel olarak nasıl buldunuz acaba? Genel olarak çeyizinizi beğendim. Güzel parçalar da var içinde. Yapanların ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben zaten yorumumu yapmıştım Yeşim Hanım. Yani kendi yaptığınız parçalar var evet ama benimki kadar iddialı değil. Teşekkürler. Ben, evet. Pardon. Ben de el işini gördüm. Sevindim. Dantel olması, pike takımı olması güzel. Güzel, beğendim. Teşekkür ederim. Ben de genel olarak beğendim ama Mihriban Hanım'ınki kadar değil gerçekten. O zaman artı puanları kazandın mı sizden arkadaşlar? Bakacağız. Göreceğiz. Evet hanımlar, açlık durumunuz nasıl bakalım? Artık bir şeyler yemenin zamanı geldi sanki. Evet, düğününüzde evet. Merak ediyoruz zaten. Evet. Tabii, buyurun gidelim arkadaşlar. Tabii. Gelinlerimiz ikram masasının yolunu tutuyorlar. Yeşim Hanım ikram masasında pembe masa örtüsü ve peçeteler, beyaz yemek takımı, cam kadeh su takımı ve cam şamdan kullanmış. Evet kızlar, sizlere layık bir sofra hazırladım. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten öyle görünüyor. Teşekkür ederim. Yeşim Hanım'ın desenli tül perdesi beğenilecek mi bakalım? Perdeniz bana çok basit geldi. Neden daha farklı bir şey düşünmediniz? Ya da vardı, değerlendirdiniz mi? Yo, ben kendim aldım. Hepsini birlikte aldığımı söylemiştim. Ben beğendim, beğenerek aldım. İyi, ben ben de perdenizi beğenemedim Yeşim Hanım. Yani bana desenleri birkaç yılın modası andırıyor. Yani birkaç yıl öncesini andırıyor. Şimdi daha modern perdeler var. Çünkü artık masa örtünüz modern, mobilyalar daha modern. Yani bunlara yakışır daha modern bir perde görmek isterdim ama orada. Ama sizin perdelerinizden daha güzel olduğu kesin. Yemek masanıza gelince ben dün Mihriban Hanım'ın masasıyla aynı görüyorum. Hemen hemen örtülerde zaten benzer, klasik evet. Satılan hazır yani ürünler. Yani onunki beğenmemiş miydin, beğenmiş miydin? Yani normal buluyorum. Ha. Zaten yemek takımınızın da dün Mihriban Hanım'a da söylemiştik. Hani kelebek desen çocukça demiştik. Sizinkinde de daha zayıf çizgiler var. Yani benimkisi de mi çocuksu demek istiyorsun? Çocuksu değil. Ne? Desenleri zayıf diyorum. Zayıf derken daha mı kalabalık mı olsaydı? Birazcık daha kalın olsa daha hoş görünürmüş. Ben daha yani tabaklar kare büyük olduğundan dolayı, çizgiler çok ince olduğundan belki bana zayıf gelmiş olabilir. Kalın olsaydı bu sefer çok karışık olurdu. Ben daha nazik, daha sade şeyler seviyorum. Bardaklarınız neden tek? Çünkü bunlar sadece böyle satılıyordu. Evet, benim su bardağı çekti. Su bardağı yoktu. Ben de başka bir bardak koymadım, risk almadım. Eksik bulsunlar dedim. Ama bardaklarla ben yemek takımını birbirine uyumlu buldum. Teşekkür İçindeki ederim. Yaprak desenleri ve en azından çizgileri birbirini tamamlamış. Teşekkür ederim. Ben de zaten ona nazaran aldım. Hatta yeni aldım arkadaşlar. Ben de çok beğendim bardaklarımızı. Bardaklar senden de evet teşekkür ederim. Evet, böyle bardakları seviyorum. Teşekkür ederim. Bardaklar ve tabaklar ne kadar acaba? Bardakları 6 tane 40 TL'ye aldım. Tabaklarımı da
çatal bıçak setim de içinde, tencere setim de içinde bayağı bir parçası vardı. Bunları da sanırım yani 2-3 sene önce aldım ama 2000 diye hatırlıyorum. Belki daha ucuz da daha pahalı da olabilir. Bakalım gelinlerimiz peçeteleri nasıl bulacaklar? Peçeteleri de çok sevindim. Birbirine uyumlu. Bir de burada dantel takımdı detayı var. İçine sadece bir kağıt peçete koysaydınız daha iyi olabilirdi. Aslında arkadaşlar rengi şöyle yapacaktım. Buraya da aslında buraya koyacaktım peçeteyi. Evet zaten bunun içine dedim konmuyorsa ki, yanda kullanılması gerekiyor. Kızların hiçbiri koymamış. Ben koysam mı acaba dedim. Bu sefer de diyecekler ki çok fazla bulduk diyecekler diye koymadım. Yok yok fazlalık konusunda değil. Yani eğer bunun içine koyuyorsak koymak olmuyor. Ama koymuyorsak yanında sadece bir çatal bıçağın altında. Şey sizde var mı? Bizde koymuyor. Koymamıştınız. Senin burasında yani kimde dantel var da bilmiyorum. Zaten Özge'ninkinde burası açık değildi. Ben açık olunca hani bir beyaz koyarsak şu şekilde. Anladım. Bu şekilde içini göstermesinden dolayı mı? İçini gösterir. Evet yani anladım, şıklık açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aslında kapatmıyor mu orayı böyle mesela? Bak burada mesela beyazı belli olmuş. Şöyle. Hangisinin beyazı? Hani beyaz belli oluyor diyorsun ya. Bak. Hayır sen öyle yaptığın için şu şekilde durduğunda belli olmuyor onu demek istiyorum. Sen ne manada söyledin onu anlamaya çalışıyorum. Ben senin ne manada söylediğini şu an hiç anlayamadım. Bak canım benim. Yok gerçekten şimdi sen ne demek istiyorsun? Şimdi sen böyle gösteriyorsun ya hani içine peçete koysaydınız mı dedin. Öyle bir şey dedin ya. Şunu şöyle ya. Detay meydana şunu normalde bunu insan önüne alıyor. Ya da bunu ağzını silmesi gerekiyor. Evet. Eğer bunun içine bir peçete koyarsa ağzını sildiği peçeteyle bir daha bunu kullanmak zorunda kalmaz, önünde kullanır. Eğer ki zaten sofra düzenine baktığınızda bir şeyi açıp bakarsak internetten, yani böyle bir peçete olsun ya da olmasın, içine eğer kağıt peçete koyuyorsak yan tarafına peçete koymaya gerek yok. Eğer bunun içinde kağıt peçete kullanıyorsak bu sefer yan tarafındaki peçete şıklık dışı olmuş oluyor. Hani bu da görünmüyor ya pembe detayı. Evet. Ya da biz masada da alt pembe olduğu için pek fazla göremiyoruz. Hani benim zevkim ya yani benim zevkim de değil bu. Eğer konulursa hem gelen misafirlerin kullanış açısından hem de şıklık açısından buradaki beyaz, buradaki dantelin şu detaylarını göstermiş olacağını düşünüyorum. Kızlar masamla alakalı genel yorumlarınız bittiyse size ikramlıklarımdan bir şey söylemek istiyorum. Yeşim Hanım gelinlerimize yöresel hangi lezzetleri yapmış acaba? Bu yöresel mısır unu ekmeği. Hatta Nuray arkadaşımızda da yemiştik. Demiştik ya hangisi daha güzel olmuş diye. Hepinizin tatmasını istiyorum açıkçası. Karadeniz'in yöreseldi de orada da farklı bir yapılış şekli var mı? Değişikliği. Zannetmiyorum. Ben bilmiyorum tam yapılışını. O zaman annem aynı yaptı. Bir de size şeyi söylemek istiyorum. Mirba Hanım şunu almama yardımcı olur musunuz? Bu da bizim daha doğrusu annemin, babamın, köyünün, Ordu Mesudiye'nin yöresel yemeği. İçinde ne var onu? Tavuk var, buğday var, tereyağı ile yapılıyor arkadaşlar. Ve bizim bütün düğünlerde, kınalarda bu yemekten yapılır. O zaman ben çok acıktım artık yemek yemeye başlayalım mı? Tamam başlayalım. Buyurun kızlar. Yeşim Hanım ve eşinin tanışma hikayesi. Ben bir düğünde gördüm onu. O da beni gördü. Yeşim Hanım'a düğün neden yapılmamış? Evlilik teklifi almadım. Kına görüntüleri nasıl bulunuyor? Çok güzel olmuş. Ben kınayı da beğendim. Sadece video isterdim. Evde şu an isteniyorum. Kızınız Yeşim'i. Oğlumuz Sinan'ı istiyoruz Allah'ın emriyle. Süreniz olsa anne sorunuz gidiyor. Sayın Yeşim Uzuner hanımefendi hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle Sayın Sinan Yıldırım beyefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi?
turunu almamışız. Unuttuk mu? Ben onu sevmemiştim değil mi Nerede? O yüzden almadım. Ben de tek başına yiyemiyorum. Yoğurtla yiyorum onu. O zaman tamam, kalkayım getireyim ben size. Yo, şimdilik kalkmayın. Giderken ben sizden alırım. Evde yerim o Tabii. zaman. Tabii. Tamam o zaman. Yeşim Hanım, ben keşkeğinizde tattım ama biraz ağır geldi bana. Tavuktan dolayı sanırım. Damak zevkinize uymadı sanırım. Ben beğendim. Afiyet bunu. Olsun. Bulgurlu falan şeyleri çok seviyorum. Ben poğaçaya bayıldım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben de dolmanızı çok sevdim. Çok güzel afiyet olmuş. Olsun. Dolmada taze nane var. Taze maydanoz var. Evet. Evet, ben de dolmanızı sevdim. Yeşim Hanım, aklıma geldi. Keşkek demiştiniz ve hikayesi var demiştiniz. Merak evet. etmiştiniz. Evet, doğru. Onu bir anlatır mısınız? Gerçekten merak ettik. Kızlar, keşkek muhabbetine gelmeden önce ilk önce tanışmamızı anlatayım size. Yine meraklı bekleyiş devam etsin diyorsunuz yani. Evet, biraz daha meraklanın diyorum açıkçası. Peki o zaman nasıl tanıştınız? Bize anlatır mısınız? Tabii, nasıl tanıştık? Şöyle, ben bir düğünde gördüm onu. O da beni gördü. Ama ondan sonra biz hiç konuşmadık etmedik, tanımıyoruz birbirimizi. Ablam, eniştem, ablamın kayınvalidesi, kayınpederi falan, herkes bana işte seni Sinan'la tanışalım, Sinan'la evlendirelim. Yok ya, ben istemiyorum, olmaz öyle şey falan dedim. Yani bana bayağı bir ay boyunca falan ısrar ettiler. İşte Sinan da tabii evlenince kız arıyormuş. Bir kere gördüm ama bir şey hissetmedim. O yüzden herhalde biraz istememiş gibi oldum. Aslında ilk başta şöyle bir şey oldu. İkimiz de birbirimizden çok ilk bakışta etkilenemedik. Ama ondan sonra konuşmaya başladıkça daha fazla ısındık. Böylelikle başladı yani. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum. İyi ki olmuş. Bir gün ablamın kayınvalidesi beni, Ramazan'dı o zaman, iftara çağırdı. Tabii Sinan'ı da çağırmış, bizi buluşturdu. Görünce şaşırdım ama bir şey hissetmedim ilk de. Çünkü hiç konuşmadık, etmedik. Ama dış görünüşe bakıldığı zaman hani beğendim biraz. Bir hafta sonra buluştuk. Buluşmadan önce tabii telefonlarımızı aldık falan filan. Bu yemekte mi oldu peki? Yani yemeğe gittiniz o an? Yok, yemekte hiçbir şey olmadı. Hiç konuşmadık bile. Öyle mi? Evet. Peki eşinize de söyleniyor değil mi? Bu arada hani size baskı yapıyorlar ya. Eşiniz evet. de sizinle ilgili şeyleri biliyor. Yani sizi ayarlamaya çalıştıklarını evet. falan. Evet, o da biliyor. Kendisi mi söylemiş yok? Yok, hayır, kendisi söylememiş. Ben gerçeği öğrendim. Yani. Neyse, ondan sonra telefonda falan konuşmaya başladık. Eniştemden almış işte numaramı. Sabah 5'lere kadar, 6'lara kadar telefonda konuşuyoruz. Teknede bir iftar yaptık onunla. O anı anlatınca bile şu an bile heyecanlanıyorum. O anı yaşıyorum sanki. İftarda bayağı konuştuk ettik. Çok konuşkan. Hiç ilk gördüğümki gibi değildi. Bana çekici geldi. Ondan sonra zaten dış görünüşünü de beğenmiştim. İlk buluştuk. Evlenmekten bahsediyor bana. Bir beni tanı. Ben dedim ki ne bu acele? Biraz birbirimizi tanıyalım edelim. Hemen evlilik niye böyle dedim. Ondan sonra o, ben evliliğe hazırım. Sen kendini hazır hissediyor musun dedi. Düşünün ilk günden yani. Sinan Bey neden çabucak evlenme kararı almış acaba? İlk buluşmalarda ben aldım o güveni kendisinden. Ve yani hem ben hem de Yeşim'in bu kadar vaktimiz yoktu. Yani yaşımız çok ileride değil ama bence zamanı gelmişti ikimiz için de. Yani birbirimizi de bulmuşuz. Yani çok da beklemenin bir anlamı yoktu. Peki Yeşim Hanım, siz biraz daha beklemek istediğinizi söyleseydiniz Sinan Bey sizi bırakır mıydı acaba? Bırakmazdı. Bekler miydi yani? Beklerdi çünkü o da beni beğendi eminim. İşte eniştemin kuzeni diye öyle bize geldi. O bahaneyle tanıştı. Babama tabii bir şey söylemedik. Annemin her şeyden haberi var. Sonra ben de 2 gün sonra onun ailesiyle tanışmaya gittim. Yani siz bu çok hızlı bir çok sürede. Erken, evet, hemen, çok hızlı. Olaya girişmişsiniz. Yani insan galiba doğru insan olduğunu anlayınca hemen karar verebiliyormuş demek ki. Ben öyle düşündüm. Peki hanımlar, çiftlerin evlilik kararında resmi aşamaya gelmeden ailelerle tanışmasına nasıl bakıyorsunuz? Bence en doğrusu. Çünkü yani evlilik teklifi etmeden önce ailenin bir onayından geçmesi gerekiyor. Her şey onaylandıktan sonra, kesinleştikten sonra evlilik teklifi bence daha iyi. Ben de Nuray Hanım'a katılıyorum. Ben de katılıyorum. Evet, aileler onaylamalı bence. Çünkü ondan öbür sonra türlü ailenizin tepkisini bilmiyorsunuz. Evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? İki, yani sevdiğinizle ailenizin arasında kalmak da var değil mi kızlar? Evet. Evet. Ailenizin onayı olması çok önemli bence. Yani hanımlar, hepiniz ailelerle önceden tanışılma konusunda hemfikirsiniz. Ama kız aileleri de iş ciddiyete, resmiyete binmeden damat adayıyla tanışmak istemiyorlar genelde. Bu durumda çözüm nasıl olacak peki? Ailelerle bakış açıları çatışıyor.
Zaten yani benim ailemde tam tersi. Eğer bizimle tanışmaya geldiyse evet ortada bir ciddi durum var. Tanıyalım, değerlendirelim. Peki Yeşim Hanım daha sonra neler oldu? Ben de işte onun annesiyle babasıyla tanışmaya gittim Kastamonu'ya. Onlar da hani zaten evlenmesini istiyordu eşimin. Hemen hızlı hızlı biz 3 ay içinde. 3 ay içinde mi? Evet. Çok hızlı bir süreç. Çok erken. Aynen. Yani 3 ay içinde tanıdınız, karar verdiniz, tanıştınız, evlendiniz. Ama bu eşimin hızlılığından dolayı oldu biraz da. O çok çabuk olsun istedi. Siz peki böyle hızlı bir evlilik yapmayı... Yani o öyle isteyince benim de isteğim geldi. Galiba siz de Sinan Bey'i kaçırmak istememişsiniz Yeşim Hanım. Evet, kaçırmak istemedim eşimi. İyi ki de kaçırmamışım diyorum. 3 ay içinde düğününüz mü oldu? Hayır, 3 ay içinde yüzükler takıldı. 3 ay sonra da evlendim. Yani toplam 6 ayda evlendim. Arkadaşımızın yaptığı da büyük cesaret, evet, bence. Evet, bence de. Eşimi görünce sevdim. O yüzden ben dedim ki niye bekleyeyim? Hani biraz az buçuk tanıdım. Çünkü direkt ciddiyete bağladı işi beni görür görmez. İlk görüşte bulmadım. Aşk mı acaba? Yani ilk görüşte demeyelim. İlk görüşte bir şey hissetmedim ama konuşmaya başlayınca. Eşinizin size acaba? Sanırım onda öyle olmuş. Olabilir. Bu arada evlenme teklifi etti mi size? Tektaş yüzüğünüz var mı? Tektaş yüzüğüm var. Ama öyle çok özel bir evlilik teklifi almadım. Ve bu konuda çok baskı yaptım ama gene bana evlenme teklif etti. Benim bir ufak bir ameliyatım vardı. Ondan önce böyle bir olur da kalkamayız dedik. Tam dedim zamanı. Yapıştır burada teklifi. Orada yapıştırdım o teklifi. Yani öyle oldu. Hastanedeydi, ameliyat olacaktı. Ameliyata girmeden önce bana evlenme teklifi etmiş. Ben hiç hatırlamıyorum. Başka bir şey hatırlamak istiyor herhalde. Daha romantik bir şey hatırlamak istiyor. Onu bulamayınca hatırlayamadı herhalde. İlahi Yeşim Hanım, Sinan Bey yerine narkozu siz mi aldınız yoksa? Bilmiyorum, hatırlamıyorum gerçekten ama eşim ettim diyor. Tabii eşime bu konuda güveniyorum. Sadece işte benimle evlenirsin demiş. Bu kadar yani, özel bir evlilik teklifi olmadı. Bu arada kızlar, ben eşim sürekli baskı yaptım ya, işte bana evlilik teklifi yap yap yap. O da aklıma bir şey gelmiyor dedi. Sonra dedi ki ya dedi, hep sen böyle söylüyorsun. Yani o zaman yapasın varsa da yapmıyorum. Yani baskı uyguluyorsun. Evet dedi. Bekle, belki edeceğim dedi. Böyle dedikçe hiç etmeyesim geliyor dedi. Ben de iyi tamam, yapacak herhalde dedim ama. Eşinizin baskıları sizde ters etki yaratmış galiba Sinan Bey. Baskıları, presleri oldu bana karşı. Ben de ondan sonra bir reaksiyon gösterdim ona ve olmadı. Yani beni bana bıraksaydı daha romantik bir şeyler çıkaracağıma emindim. Bana evlenme teklifi ne zaman edeceksin olayları olunca inat gibi bir şey oldu ve olmadı yani. Bu benim içime oturdu, yalan yok. O zaman buradan damat beye duyuralım sizinkine de. Artık yeni bir sürpriz bekliyoruz yani. İnşallah inşallah. Kocacığım duyurulur. Bence teklif falan olmamış. Yeşim Hanım kendini avutuyor bence. Söz kısmınıza geçsek mi acaba? Tabii geçelim. Fotoğraf, video var mı? Var. Hemen açıyorum kızlar. Kızınız Yeşim'i, oğlumuz Sinan'ı istiyoruz Allah'ın emriyle. Kızlar biraz hızlı olunca istemem, sözüm, nişan, her şey bir oldu benim. Aynen. Evde şu an isteniyorum. Babanız mı? Evet. Sizi kim istiyor Yeşim Hanım? Genç biri çünkü. Eşimin dayısı. Dayısı. Babanızın şivesi Karadeniz şivesine. Hala şey... O kadar değil ama. Babamı görünce dayanamıyorum ya. Evet, biraz duygulandım. Benim babam herhalde. Da verdim gitti demişti. Babanız yine güzel açıklama yapmış. Yeşim Hanım, baba konusunda hassassınız galiba. Ya anne için de öyle de bilmiyorum ya. Duygulanırım. Babamı görünce daha çok duygulanıyorum. Kızlar babaya düşkün olurlar. Galiba. Evet. Bu arada benim eşimi kardeşleri de ağlıyor. Bizden hiç kimse ağlamıyor. Eşimi kardeşleri, görüncelerim ağlıyor. Aslında ben normalde sulu göz değilim de. Babamı görünce dayanamıyorum. Canım babam, seni çok seviyorum. Buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Yeşim Hanım, babanıza annenizden daha düşkünsünüz galiba. Yani öyle çok demeyelim de, yani babamı görünce bilmiyorum, dayanamıyorum. Kız çıkarmada da babam vardı. Orada da zaten göreceksiniz. Videom var. Kızlar, bu da isteme günüm işte. Elbisem,
ve çiçeğim. Keşke elbisenizi siyah seçmeseydiniz Yeşim. Ya o kadar size çok renkli şeyler daha çok yakışıyor bence. O kadar çok aranın ki hep böyle bilindik şeyler vardı. Biraz sade olsun dedim. Söz tepsiniz güzelmiş. Hatta var söz tepsim. Sakladım onu hatıra olarak da. Nişan kıyafetinizi ne kadar aldınız? 300 lira almıştım. Ben de Özge Hanım gibi hem söz hem nişan olduğu için renkli bir şey olsaydı size daha çok yakışırdı. Evet. Uzun olmasını beğendim, kollu olmasını da beğendim. Muhtemelen güzel. Bir sonbahar, kış evet, gibi görünüyor. Hı-hı. Ekim'deydi. Rengi şöyle bordo ya da böyle evet, bordo, bordo olabilirdi. Evet. Yeşil tamam, diyorlar ya. Onunla ilgili bir renk de olsa hani nişan da olduğu için daha iyi olabilirdi. Yani öyle nişan demeyelim de böyle söz gibi siz yaptık söz, aslında. Nişan. Yani. Siz tuzlu kahve yaptınız mı peki? Hayır, kocama kıyamadı. Yapmadım. Doğrudur, kıyamamıştın ama getirseler içerdik. Her şeyin bir adeti var, ona uyardık. Olmazsa olmaz ya, niye yapmadınız? Yapmadım, bence yapmalıydınız. Neden yapmalıydım? Adet yani, sizi bir seven... Bir kere içiyor tuzlu kahve. Evet, tatlı tatlı kahveler yapıyorsunuz. O zaten normalde kahveyi de sevmiyor ama o gün normal kahveyi içti, benim için yeterli. Bizde kayınvalidem zorlamıştı mesela eşimi. İşte Nuray'ı seviyorsan onun hatırına zehir olsa içmelisin falan diye. Yani hani onun anlamı odur. Evet. Seviyorsan hatırına her şeyi yapmalısın. Evet, onun anlamı o. Kızlar vakit kaybetmeden kınama geçelim isterseniz. Geçelim. Göstereyim videolarımı. Kına izlerken siz dün benim evimde çayları tazelemiştiniz. Ben de bugün sizin evinizde tazeleyeyim. Tabii, Osman. Buyurun. Teşekkür ederiz. Mihriban Hanım, ben çay istemiyorum. Bir bardak su getirir misiniz? Tabii. Ben de çayı almayacağım. Ben onu su alabilir miyim? Çok romantik bir dans. Teşekkür ederim. Eşim romantik demiştin değil mi biraz da olsa? Çok güzel duruyor yani. O bana yaklaştıkları ben ona yaklaşıyorum. Utandınız mı biraz? Siz bu de evinde organizasyon tuttunuz mu Yeşim Hanım? Evet, tuttum. Ne kadara tuttunuz? 1700. Gayet iyi. Çok eğlendik ama o gün. Hiç oturmadım zaten. Mekan düğün salonu mu? Yok, düğün salonu değil ama onun tarzında bir yer. Bizim eve yakın bir yer. Ne kadar tutmuşsunuz mekanı? 1,5'tu, 1300'e tuttuk galiba. Peki bindallınız şeyin organizasyonun içinde miydi? Hayır, aslında veriyordu bana ama herkes giymiştir falan diye ben şey yapmadım. Gelinlikçimin verdiği bindallı. Evet. O zaman onunkisi yeniydi o yüzden. Gerçekten herkese gelinlikçilere bindallı hediye etmiş. Çok şanslısınız. Burada eşim davul çalıyor galiba. Evet. Yeşim Hanım, damat beye de davul çaldırmışsınız. Evet, sağ olsun beni kırmadı. İlkten çalmam falan dedi ama sonra çaldı. Neden video yok? Yani biz telefondan görüntüleri izliyoruz. Ben organizasyonu tuttum ama kamera tutmamışım. Nasıl böyle bir şey unuttum bilmiyorum. Hay Allah, kötü olmuş o. Aynen öyle. Tabii her şey 6 ay içinde olunca. Her şey birbirine karıştı yani. Tabii. Ama buradan söylüyorum, güzel anılarını gelin adayları kesinlikle kamera tutsunlar. Aynen, ben çok pişmanım bu konuda. Evet. Oo Yeşim Hanım, siz de davul çalmışsınız. Damat ve gelin karşılıklı davul atışması yapmışlar. Evet. Kim daha iyi çalarsa evde onun mu sözü geçiyor yoksa? Aa, öyle bir şey mi varmış? Bilmiyorum. Benim haberim yok. Sizinki fes takmış. Evet. Bir de padişah, kaptan giymiş. Bir de padişah kıyafetleri alıyor ya, sizin organizasyonda var mıydı yoksa o mu tercih etti öyle giymeye? Yo yo, ben istedim. Ha, siz istediniz. Evet. Hint kınası falan da yaptırdılar. Evet. Ben ama ben yaptırmamışım. Abi. Nasıl? Çok eğlenceli. İşte diyorum ya, her şey böyle. Aslında direkt onların düşünmesi lazımdı. Sizin suçunuz değil mi? Yok. Ben evet, çünkü yani benimki... onu yönlendirmesi gerekir. İlk gelini yapması lazım. Tabii ki de lazım. Bana öyle oldu. Mesela odaya gelip ilk beni yaptılar, sonra misafirlere yaptılar. Bana onların düşünmesi gerekiyordu onu bence. Bu ilk salona girişiniz herhalde Yeşim Hanım. Evet. Siz de benim gibi kırmızı elbise giymişsiniz. Buradan kırmızı gibi gözüküyor ama bordo. Bordo. Evet. Balık model mi? Evet, balık. Üstünü altın, göremiyorum ama. Altında da bir şeyler var. Üstü payetli gibi duruyor burada. Yok değil, sadece şurasında bir şey var. Üstü dantel. Bu kınaya çıkış herhalde. Evet. Arkadaşlarım kaftan giydiler. Ben buradan geçtiğimde çok duygusala bağlamıştım nedense. Şimdi hatırladım bakın. Bakalım Mihriban Hanım mutfakta ne durumda? Mihriban Hanım, hangi bardak kimindi hatırlıyor musunuz peki? Şu anda hatırlayamadım gerçekten. Bardakları yenilesem mi acaba? Siz bilirsiniz. Evet, ben bardakları yenileyim. Çünkü
karıştırmış olabilirim. Çok iyi hatırlamıyorum. Dolaplara bir bakın isterseniz Mihriban Hanım. Bir bakayım, karıştırayım. Şurada bardaklar var. Farklı bardak olabilir. Ama bu bardakların devamı şurada sanırım. Bir dakika bakıyorum. Aa, bunlar da değilmiş. O zaman ben şuradan yenilerini alayım. Hiç riske atmayayım. Arkadaşlarıma da ayıp olmasın. Şöyle yeni bardaklar çıkartayım. İyi ki size hatırlattık değil mi Mihriban Hanım? Yoksa bardaklar karışmış halde gidecekti içeri. Ya hatırlatmasanız da ben götürürken aklıma gelecekti muhtemelen. Ama yine de yenileyim ben. Zaten iki arkadaşımız istemedi. Ben Yeşim ve Pınar Hanım'ınkini. Pardon. Pınar Hanım'ın ismini hep karıştırıyorum. Aslında en çok o konuşan ve yorum yapan da o. Ama onun ismini hep karıştırıyorum. Burada hangi müzik çalıyor? Ben çayları getirdim. Tepelere. İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben sevkiyim bey. Yeşim Hanım, kınanız yakılırken ağladınız mı peki? Biraz zor ağladım. Öyle diyeyim. Annemi gördüm ağlarken. Annem yanıma geldi, sarıldı bana. Zaten orada koptum. Ben yani burada daha çok belli oluyor kıyafeti. Evet. Mihriban Hanım, çaylar da açık olmuş sanki. Evet, çaylar açık oldu çünkü çay bu kadar vardı. Ama siz bardakları karıştırdığınız için döküp yeni bardaklara koydunuz. Kızlar bardakları değişmiş. Koyarken riske atmadım yani. İki tane bardağı karıştırdım. Ben de dedim ki bu bardaklarınızı da görelim, bunları koydum. İyi yapmışsınız, çok iyi yapmışsınız. Mesela bir bardağın içine kaşığı atabilir, bir tanesini yanına koyabilirdi. Böyle düşünebilirdi, demek ki düşünememiş. İyi ki de dış ses varmış. Yoksa başkasını bardağından içecektik. Evet, riske hiç atmadım. Demek istediğiniz, Yeşim Hanım'ın çayını döktüğünüz için çay kalmadı ve açık oldu. Hayır, ben çayları doldurdum aslında. Sonra mı bardakları mı değiştirdiniz? Hepsini doldurmadım ama. Yani heyecandan karıştırdığımı düşünüyorum. Dün ben onun evine direkt olarak çay bardağımı alıp vermiştim. Tabak bende kalmıştı, çok netti. İçmiyoruz deyince üç bardağı karıştırdı, şaşırdım. Neyse ki ben çay istememiştim, su istemiştim. Şakayı bir yana bırakalım ve Yeşim Hanım'ın kına gecesine devam edelim. Bizim kınalarımız yemekte olur. Babam şöyle bir şey dedi. Keşkek olmadan bu kına olmaz dedi. Evet hanımlar, Yeşim Hanım'ın kına gecesini beğendiniz mi peki? Çok güzel olmuş, ben kınayı da beğendim. Sadece video isterdim. Daha canlı görebilmek için, daha güzel keşke çekileceği için. Keşke çok isterdim. Yoksa yani. Gayet eğlenceliymiş, size de güzel anılar kalırdı yani. Ya elimizdekilerle yetineceğiz artık, ne yapalım. İşte keşke bu arkadaşlar. Oo, ne kazanlarla. Üstündeki de sarı tereyağı. Yapan da yengem, çok da güzel yapar. Bütün köyün keşkeğini o yapar. Belli oluyor. Adıyla zaten. Ün salmış o zaman yengeniz. Evet. Düğününüz ne zaman oldu? Kaç gün sonra oldu kınadan sonra? Hemen ertesi gün. Ha, bir gün ara vardı. Gelin alma yaptınız mı peki? Tabii tabii. Onunla ilgili video var mı? Kesinlikle. Onu söyleyecektim ben de şimdi. O zaman gelin alma görüntülerinizi de görelim Yeşim Hanım. Açıyorum şimdi arkadaşlar. Evet, şu oynayan eşim. Damat Bey. Siz burada ağladınız mı? İzleyelim arkadaşlar, daha iyi anlarsınız ağlayıp ağlamadığını. Kuşağınızı kim bağlıyor? Kardeşim. Kardeşim bağlıyor. Ama ben giderken hep böyle arkama baktım. O öyle arkaya bakmak iyi değilmiş. Evet, iyi bana değilmiş. Da gelip ben arkana de bakma duydum. Dediler. Ben de bakmadım. Öyle mi, ilk defa duyuyorum bunu? Camı hemen ben de söyleyip öyle sakın duydum, arkaya evet. Bakma dediler. Bu batıl mı sizce? Ben çok baktım. Ya hiç bilmiyorum, belki aklı evde kalır. Neden? Gözüm... Ya da eve hemen döner demek mi? Bir açıklamasını bilmiyorum ama. Ay, olumsuz düşünmeyelim ya öyle. Peki ya, tabii sizi ki de etkiledi mi yani, arkanıza bakmışsınız? Ya ben bakmadım ya yani. Dese bana amcamın kızı geldi, Pınar sakın arkana bakma giderken dedi. Sadece el salla dedi. Ben de bakmadım dedi. Ya etkiledi mi yani? Öyle bir şey var mı yani? O zaman batıl inançtır bence. Mesela su dökmeyin derler gelinin arkasından. Onu biliyorum. Ben o da hani gelin. Çabuk git çabuk gel anlamında olduğu için. Hani git hemen yani. Gel anlamında olmasın diye herhalde su döktürmediklerini biliyorum. Bir de arkaya bakmayı evlenirken duydum. Burada bahşiş istedi davulcular. Yol vermediler bize. Gelinle damadın kaderi zaten. Evet. Her yere değil mi? Aynen öyle. Sizi babanız çıkartıyor. Evet, biz de öyledir. Siz iki aşkınızı da kolunuza almışsınız. Değil mi? Bu şeker çoğunlukla yapılmış herhalde hepimizde. Bende de yapılmıştı. Siz de yapılmış mıydınız? Yapılmıştı. Hatta içine 1 lira falan da koymuşlar. Kafamızı deliyorlardı. İçine bilirim. Yüksekten attılar bir de. Babam da ağlıyor. Siz
Yani ablanız hepsi evlenmiş miydi? Tek kalan kız siz miydiniz? Evet, ha, aynen. Yüzden... Ben son kızdım. Evet. Son beşik derler ya. Evet. Kız alma gibi sizinki de çok duygusal geçmiş Yeşim Hanım. Siz de bayağı etkilenmiş gördüm. Evet. Biz de duygulandırdı babanızla sahneleriniz. E son kızını veriyor ne yapsın? Değil mi? Aynen. Yeşim Hanım, düğün görüntülerinizi görebilir miyiz artık? Benim nikah görüntülerim var arkadaşlar. Düğünüm olmadı. Düğün yapmadınız mı? Hayır, yapmadık. Peki eşiniz istemedi mi düğün yapmak? İşte eşim istemedi. Yani eşim istemedi derken o taraf istemedi düğün. Anladım. Hı-hı. Eşinizin ailesi neden düğün yapmak istemedi peki Yeşim Hanım? Biraz daha mutasip hani böyle olduğu için. Çok mutasip bir aileyse Kur'an'la düğünler vesaire başka şeyler oluyor. Ayrıca benim düğünüme de bir sürü laf etmişti. Yani şu ana kadar bu 4. gün, yarın final. Bilmiyorum yarınkini düğününü ama 4. gününe kadar hiçbirinin düğününü beğenmedim. Bir de benim düğünüme laf etmişti Yeşim Hanım. Ortada bir düğün yok, eleştirecek bir şey yok yani. Peki hanımlar, düğün mutlaka yapılmalı mı yoksa yapılmasa da olur mu? Ailesinden dolayı kaynaklanıyorsa siz de anlayış göstermişsiniz. Ben gösteremezdim şahsen. Yani şahsen ben de yapmamış olsaydım kesinlikle aklım kalırdı. Evet. Benim hiç aklım kalmadı arkadaşlar. İlk başta kabullenilse de sonradan insanın içine böyle bir ukde kalıyor bence. Hayır, yani düğün benim sadece de... oynamak değil mi arkadaşlar? Ne fark var? Gelinlik giydim yine. Peki siz diyor musunuz yani bir düğünüm olsaydı? Hayır, hiç demiyorum çünkü gönlümce eğlendim gerçekten. Hiç oturmadım. Herkesle çok eğlendim. Kına gecesi onun yerini tuttu diyorsunuz. Aynen, yani hiç aratmadı diyebilirim. Düğün yapılması gerekiyor. Çünkü insanlar ileride keşke yapsa hadi bana da bir anı kalırdı diyor. Ama arkadaşımızın kendisi istememiş. Kına gecesinde çok eğlendim diyor. Onun yerine oturttu diyor. O zaman sorun yok demektir. Yeşim Hanım, ben duvağınızı beğendim. Ben de duvağınızı beğendim. Saçınızın şekli güzel. Kısa kullanmışsınız. Önlerde galiba. Toplu. Yani ben bu şekilde seviyorum zaten. Gelinlikte güzel durmuş. Teşekkür ederim. Gelinliğiniz özel dikim mi yoksa? Evet, benim üzerimde dikildi. Kiralıktı. Geri verdim. Ne kadara kiraladınız Yeşim Hanım? 1800 lira. Gayet iyi bence. Güzel de gelin olmuşsunuz. Evet, teşekkür ederim. Bu da nikahın. Siz uzun duvak kullanmamışsınız galiba. Evet, kullanmadım. Çünkü şey dediler, basıyorlar falan filan zor oluyor dediler. Ben de uzun kullanmadım. Nikahınız kalabalık mıydı? Evet, hatta memur bey bakın ne diyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Teşekkürler ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Bugün ilk defa bir nikahta bu kadar çok alkış aldım. Bu gazla ben akşamı getirdim yani. Daha... Bu gazlı akşamı getirir mi? Çok esprili, evet. Bakalım ne kadar kuvvetli evet gelecek. Bakalım. Sayın Sinan Yıldırım, beyefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Bütün kalbimle evet. Yeterince bağırmış mıyım? Güzel bir söz ama yeterince bağırmamışsınız. Ben o gün çok hastaydım. Sesim o gün yerine geldi. Yani o saatte geldi. O dakikada gerçekten geldi. Gerçekten büyük şans olmuşsunuz. İğneyle ayakta duruyordum. Çiftimizin nikah şahitleri Sayın Sebahat Yıldırım hanımefendi, hoş geldiniz. Ve Sayın Yusuf Kabakçı beyefendi. O da kısa bir evet demiş. Evet, onu bile zor dedim diyor. Ben ayağına bastım. Siz aşk dolu bakıyorsunuz Yeşim Hanım. Çünkü direkt bakışlarınız aşığım. Dikkatimi çekti. Yeşim Hanım, burada da normal düğünlerdeki gibi takı töreni oluyor değil mi? Tabii tabii, bak şu an takıdayız. Şimdi başladı evet. Peki buraya bir ücret ödediniz mi? Evet evet ödedik. Ne kadar? 500 TL. Nikah olduğu için uygun. Açıldı buraya söyle o. Hey. Hanımefendi müsaade eder misiniz? Hanımefendi. Yeşim Hanım, ne kadar takınız oldu peki? 15 tane bileziğim oldu, 50 tane çeyreğim oldu, 49 tane falan. Para 7 milyar falan. Efendim yani sırayı bozmadan.
Balayına çıkmış mıydınız? Evet. Biz biliyorsunuz kışın ortasında evlendik. Kapadokya'ya gittik. Çok güzeldir orası. Ben çok beğendim. Evet, orayı. Gerçekten kışın çok güzel. Kışın gidilecek güzel bir yer olsa gerek balay için. Malum yarın bendesiniz. Siz bana gelmeden ben de bir banyoya gideyim. Tabii, koridorun sonunda Pınar'ın. Teşekkür ederim. Balayı ne kadara mal oldu Yeşim Hanım? Ay, hiç hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Eşim ödediği için ben pek bilmiyorum. Ayrıca arkadaşlar, bu da eşiniz romantik değil demiştiniz değil mi? Eşim balayında kıyafetlerimin arasına tuvalet kağıdından ve rujumla seni seviyorum yazmış ve... Elindeki malzemeyi değerlendirmiş. Evet, aynen. Çiçekleri nereden bulmuş acaba? Odada vardı, plastikte öyle koymuş. Bir açtım baktım. Evet. Böyle bir şey güzel yapmış. Güzel bir hareket. Bekarken evlenince. Evet. Yazımız kışa mı döndü diyorsunuz Yeşim Hanım? Hayır, tam tersi. Kışımız yaza döndü diyor bence. Burada ne yapıyorsunuz? Kil yapıyorum. Avanos'a zaten meşhur. Çok zevkli bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Giderseniz. Yapabildiniz mi? Yaptım. Zaten oradaki beyefendi de yardım ediyor ama kolay bir şeymiş. Evet, hatta ben videosu da var. Ben çevireceğim sana. Çok güzel. Gayet eğleniyorsunuz yaparken. Çok eğlenceli dedim ya. Onun ayağıyla mı döndürüyor? Hayır, ayağıyla döndürüyor. Aa, bu ne? Kızlar düğünümü izledik, nikahımı daha doğrusu, düğünüm olmadı. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz balayı, düğün? Ben de kınanızı göremedim çerleri doldurmaya gittiğimde. Evet, ama eğlenmişsinizdir umarım. Çok eğlendik. Düğün de zaten düğün olmamış yani, nikah. Evet. Odanın normal bir nikahtı yani. Enteresan bir şey yoktu ama balayında eğlenmişsiniz. Pınar Hanım'ın banyo yorumu nasıl olacak bakalım? Dört evi de gördüm. Hala iddiamı sürdürüyorum. Yarın final günü bende. Kızlar hala iddialıyım bu konuda. Yarın bana gelinmeden bir kere de banyoyu ben görmek istedim. Genel hatlarıyla güzel ve düzenli bir banyo. Yarın görüşmek üzere. O zaman kızlar, ben albümü vereyim size. Ben de sürpriz kıyafet. Albümlere yetiştin mi acaba? Yetiştim. Tamam. Tam zamanında geldiniz. Ay, kaçırsaydım üzülürdüm. Evet kızlar. Bu da albümüm. Büyük bir kutu. Evet, biraz ağır. Evet. İçinde paylaşırsınız. Tamam. Ben sürpriz kıyafetimi giyeyim gelip. Peki. Bakalım Yeşim Hanım'ın albümü kalite, poz, mekan, ışık açısından nasıl değerlendirilecek? Evet kızlar. Kına kıyafetinizi giydiniz. Evet. Yakından daha iyi görmeniz için. Aynen öyle. Nasıl buldunuz? Güzel. Zaten videoda da beğenmiştim ben. Kına için uygun. Evet. Kına için güzel bir renk. Ben sadece fırfırlarını beğenemedim. Sanki... Bana da o farklı geldi için abi. Evet, farklı ama ben beğenemedim. Hani böyle dantel şeklinde, balık şeklinde neyse de daha çok beğenemedim. Peki ayakkabılarınızı görebilir miyiz? Siyah tercih etmişsiniz. Evet, her zaman giyebileyim diye siyah tercih ettim. Nasıl alttan gözükmüyor. Benim gelinlik ayakkabılarıma benziyor. 200 liraya almıştın değil mi? Evet, siz ne ben kadar aldınız? Ben 70 liraya aldım. Öyle mi? Evet. Çok çok daha uygun. Yeşim Hanım, ben bu fotoğrafınızı çok doğal buldum ve çok beğendim. Benim yani... de beğendiğim fotoğraflardan biri. Evet. Açılmışken söyleyeyim. Aynen. Ben de çok, çok beğendim o fotoğrafınızı. Doğal olmuş yani. Hatta şey de söyleyebilirim. O yemek odanızdaki resimden çok 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 daha güzel. Hatta kapak resminizde bunu yapsanız daha iyi olurdu. Bence ben çok beğendim çünkü. Teşekkür ederim. Benim beğenmediğim, şöyle göstereyim. Şu fotoğrafınız. Biraz böyle emanet gibi olmuş. Yani oturmanız. Sadece onu beğenmedim. Nuray Hanım, size vereyim isterseniz. Siz de beğenmiştiniz. Ben öncesinde... Albümünüzün kutusunu beğendim. Siyah beyaz fotoğrafları zaten çok seviyorum ben. Fotoğraf da güzel. Kutusu çok zaten şık. Zaten ben bu pozunuzu çok beğeniyorum. Bunun renklisi de var. Hı hı, albümünüzde. Evet. Onu da söyleyecektim ben şimdi. Bir de yine normal albümde de kapak olarak şu fotoğrafı tercih etmişsiniz. Evet. Bence güzel içteki kapağı. Ben yakıştırdım. Yani öyle renk sarı, güzel canlı duruyor. Teşekkür ederim. Albümünüz de parlak bir albüm. Renkler o yüzden gayet iyi görünüyor. Kristal, Pınar arkadaşımın hep görmek istediği. Bunlara su falan döküldüğü zaman hiçbir şey olmaz. Evet, yıllarda saklayabilirim. Evet. Ben fotoğrafçının azizliğine uğramışım arkadaşlar. İlk defa görüyorum böyle. Bana hiç söylememişlerdi. Sizin tek olduğunuz bir fotoğrafınız var. Ben onu çok beğendim. Benim de en çok beğendim. Bakışlarınız falan yani bilmiyorum, bu fotoğraf çok hoş duruyor.
Benim de en çok beğendiğim yüzünüz. O. Ama bütün olsaymışım daha güzel olurmuş. Ben bütün istemiştim, öyle kesmiş fotoğrafçı. Pınar Hanım, siz albümü nasıl buldunuz acaba? Şu fotoğrafı ben biraz beğenemedim de. Damat beyin ayakları yüzünden mi? Evet, evet ben yani duruşunda orada bir problem evet, olmuş. Evet, ben de katılıyorum Pınar Hanım'a o konuda. Kristal albüm olmasını da çok beğendim. Gerçekten koruma açısından iyi bir şey. Ne kadara yaptırdınız albümünüzü? Bu büyük albümüm var. İki tane aile albümüm var. Anneme, babama, işte kayınvalideme verdiğim. Bir şu var, cep albüm. 10 tane fotoğraf ve şuradaki albüm. Ve düğün CD'si, bir sürü şey var içinde. İşte kasetiydi, bilmem nesiydi. Hepsi 1800'e yaptırdık. Yeşim Hanım'ın davetiyesi beğenilecek mi acaba? Kızlar burada da Yeşim Hanım'ın davetiyesi var. Yani biliyorsunuz siz, benim tarzım değil. Ama yani, bir yorum alayım, güzel, çirkin, kötü, ben iyi. Beğenmedim işte. Benim bana öyle ben yani, bilmedim da. Biliyorsunuz benim de fikirlerim artık 4 gün boyunca. Hani ben biraz daha klasik ve hani daha ağır olmasını isterdim. Renk olarak sevdim tabii ki, pembe var. Ama şey olarak beğenemedim. Teşekkür ederim arkadaşlar yorumlarınız için. Ve geldik günün sonuna. Nasıl geçti bugününüz? Güzel geçti. Keyifliydi bizim güzel, için. Güzel, evet. Güzel. Size tabii keyif verdiysem ne mutlu bana. Biraz gergin gibiydi bugün. Ama genel olarak bizi rahatlatmaya çalıştı. İyi davrandı. Gelin evinde puanlama zamanı. Puanlamaya geçelim mi yavaş yavaş arkadaşlar? Beni sinirlendirdi ama kendime hakim olmaya çalıştım. Onun gibi yapmadım en azından. Hiçbir şey beğenmedim. Ne yazık ki. Benim için kötü bir gündü. Evin genel manada eksikleri vardı. Sıradan bir gün geçirdik. Sıradan bir evde. Beklediğim gibi değildi. Bu yüzden arkadaşımıza puanı. Yeşim Hanım'a işlenen puanlar az sonra. Ve günün en heyecanlı anı olan puanlama zamanı geliyor. O zaman puanlamaya geçelim mi yavaş yavaş arkadaşlar? Evet, iyi olur. Yarın gün bende bir an önce toparlamak istiyorum açıkçası bugünü. Hemen eve gitmek. Final yarın, ona göre hazırlanmam lazım. 4 gündür geziyorum, son gün bendesiniz. Ay, final heyecanı da var değil mi kızlar? Evet. O zaman Nuray Hanım, sizi alalım puanlamaya. Tabii. Nuray Hanım kaç puan işleyecek bakalım? Bugün Yeşim Hanım'ın çeyizini beğendim. Ve ev sahibi olarak bana karşı çıkışı beni sinirlendirdi ama kendime hakim olmaya çalıştım. Onun gibi yapmadım en azından. O yüzden bugün Yeşim Hanım'a puanım 5. Nuray Hanım Yeşim Hanım'a 5 puan işliyor. Özge Hanım siz de alalım. Özge Hanım kaç puan işleyecek acaba? Yeşim ne yazık ki evini beğenmedim. Çeyizini de az buldum açıkçası. Fotoğraflarından da birkaç tane beğendiğim için... Bu yüzden puanım 4. Özge Hanım Yeşim Hanım'a 4 puan işliyor. Pınar Hanım siz de alalım puanlamaya. Puan verme sırası Pınar Hanım'da. Evin genel manada eksikleri vardı. Sıradan bir gün geçirdik. Sıradan bir evde. Düğün yapmamıştı. Bu yarışma için büyük eksiklik. Çünkü bizim görmek istediğimiz ve puanlamaya katacağımız şeylerden, en önemli özelliklerden biriydi. Çeyizini beğendim. Yani bir tek gözüme çarpan o olmuş oldu. Ama ben bugün 4 vermek istiyorum. Pınar Hanım, Yeşim Hanım'a 4 puan işliyor. Ve son olarak da Mihriban Hanım, sizi alalım. Tabii. Mihriban Hanım kaç puan işleyecek bakalım? Evet, arkadaşımızın evi beklediğim gibi değildi. Ben tarzımız birbirine uyar diye bekliyordum. Fakat tarzımız birbirine uymuyordu. Zaten ona da söyledim beğenmediklerimi. Genel olarak nişanlığını çok beğendiğimi söyleyemem. Fakat albümümü beğendim. Bu yüzden arkadaşımıza puanım 5.
Mihriban Hanım Yeşim Hanım'a 5 puan istiyor. Evet, son olarak ben de kullandım. Günün sonunda Yeşim Hanım, Nuray Hanım'dan 5, Özge Hanım'dan 4, Pınar Hanım'dan 4 ve Mihriban Hanım'dan 5 puan alarak toplamda 18 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Günün sonuna geldik kızlar. Yarın evet. Sendeyiz Pınar'cığım. Evet. O zaman bence geç kalmayalım. Aynen biraz öyle. Bak, ayağınıza sağlık kızlar. Teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere inşallah. Evet. Gelinlerimiz final günü Pınar Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Gelin evi yarın aynı saatte yine Show TV ekranlarında olacak. Final gününde görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Bugün hepimiz bomba gibiyiz o zaman. Final günü Pınar Hanım'ın evinde neler yaşanacak? Bugün herhalde Pınar Hanım bugün biraz zorlayacağız gibi. İstediğiniz gibi. Hepimize verecek bir cevabınız var mı? Muhakkak. Gelinlerimizin salon dekorasyonuna yorumları neler olacak? Ben bu tarzlardan hiç hoşlanmıyorum. Avizelerinizi hiç beğenemedim. Gelinlerimiz Pınar Hanım'ın yatak odasını nasıl bulacaklar? Neleri beğenip neleri eleştirecekler? Ben dolabınızı hiç beğenmedim. Hiç bu takıma zaten yakıştıramadım. Pınar Hanım'ın mutfak dekorasyonu beğenilecek mi? Ben mutfağa yorum yapacak bir şey bulamıyorum çünkü ben mutfağı çok beğendim. Pınar Hanım'ın masa düzeni beğenilecek mi? Bardak takımınızı beğendim. Çok naif, kibar. Teşekkürler kızlar. Pınar Hanım eşiyle tanışmasını ve evlilik sürecini anlatacak. Biz Murat'a kız arıyoruz diyorlar. İlk önce istemedim. Eşim de demiş ki kör müyüm, sağır mıyım? Siz bana neden kız arıyorsunuz? Pınar Hanım'ın düğünü beğenilecek mi? Babanız maşallah ya. Döktürüyor.